1993 yılında bütün Kırgızistan nefesini tutmuş, Çontaş köyünde yapılan kazıların sonucunu bekliyordu. Bizzat Cumhurbaşkanı konuyu takip ediyordu. İddialar korkunçtu. Eski bir tuğla ocağında toplu mezar var deniyordu. ...1938 yılında 138 aydın bir gece gizlice öldürülüp toplu mezara, tuğla ocağına konup üstleri kapatılmıştı. Bu 138 kişinin akrabaları 55 yıldır yakınlarının nerede olduğunu bilmiyorlardı. Bir çoban görmüştü onları. Hıdır Aliyev. Gece yarısı saklandığı yerden her şeyi izlemişti. Ve kızına vasiyet etmişti. Bir gün şartlar uygun olursa bunu yetkililere anlat diye. Kırgızistan bağımsız olunca babasından duyduklarını hükümete anlatmıştı Bubisera Aliyeva. Onun gösterdiği yerde Bişkek yakınlarında Çontaş köyünde kazı yapılıyordu. Bütün Kırgızistan nefesini tutmuştu. Sonuç Kırgızistan'la birlikte bütün dünyanın kanını dondurdu. 138 kişi kurşuna dizilip bir tuğla ocağına topluca bir gece yarısı gizlice gömülmüşlerdi. Kurbanların birinin cebinde toplu mezarda bulunanların listesi de vardı. Modern Kırgız edebiyatının ilk şair ve yazarlarından, Kırgız dil biliminin kurucusu, Kırgız halkının ilk profesör unvanlı bilim adamı, Milli Eğitim Bakanı Kasım Tınstanov'un adı da bu listedeydi. Dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un babası Törekul Aytmatov da oradaydı. Kırgızlar çok sevdikleri ve nesilden nesile bir destan kahramanı gibi anlattıkları Kasım Tınstanovlarına nihayet kavuşmuşlardı. Benim çocukluğumda ben bu okul öğrencisiyken, sonra üniversite öğrencisiyken büyükler Kasım Tınstanov hakkında, onun eserleri hakkında bu masal gibi şeyleri söylüyorlardı. Bahsediyorlardı. O zaman yasaktı Kasım Tınıstanov'u onun eserlerini okumak. Onun nasıl idam edildiği, neyle suçlandığı, nerede kaldığı sorusu ancak 90'lı yıllarda Cengiz Aytmatov'un babası ile beraber 100 küsür kişinin bir çukurda bulunmasıyla onun isminin de, o Tınıstanov'un da orada idam edildiği açık çıktı. Şimdi neden? Yani bu kadar iş yapmış, bu kadar halkının geleceğini gönül vererek iş yapmış insan nasıl oldu da kıyıldı? Kasım Tınıstanov'un Kırgızistan'a gittiğiniz zaman okullarda, ders kitabında heykelini müzelerde veya Osom'un üzerinde fotoğrafını gördüğünüz zaman Kasım Tınıstanov'un Kırgızlar için çok büyük bir önem arz eden bir düşünce adamı olduğunu anlarsınız. Milli Eğitim Bakanlığı yapmış, çok sayıda eser sığdırmış ve 37 yıllık ömrüne birçok büyük iş başarmış, büyük bir
düşünce adamıdır Kasım Tınıstan'ın. Kırgız halkının hayatında, sanatında, iliminde kimdir sorusunu yanıtlayacak olursak, o 20. asırın başında bütün bu saydığımız kültür alanlarının başında olan, önünde olan bir şahsiyettir. Kendisi de Isıkgöl Gölü'nün kenarında olan Çırpıklı köyünde dünyaya geliyor. Babası Tınıstan Markatay Uğlu, hayvancılık ve tarımla uğraşan, kendi kendine yetip ailesine bakabilen, ne çok fakir ne de çok zengin bir aile reisiydi. Okuma yazmayı babasından öğrenir Kasım. Sonra doğduğu köy Çırpıktı'daki mahalle mektebinde, Özbek okulunda ve 1914-1916 yılları arasında ise Peryevalski nahiyesindeki Rus okulunda okur. Çok zeki ve başarılı bir öğrenci olan Kasım Tınıstanov, henüz 15 yaşındayken Çar rejimine karşı 1916 Türkistan Milli Ayaklanması başlar. Bazı araştırmalarda 100 bin, bazılarında 300 bin Kırgız'ın Çar askerleri tarafından öldürüldüğü, Kırgızların Ürkün dediği ayaklanmada 120 bin Kırgız da Çin'e göç eder. Ancak 1916 yılındaki bütün Kırgızistan'ı, Türk dünyasını derinden etkileyen Ürkün katliamıyla Kasım Tınıstanov'un okul eğitimi yarıda kalmıştır. Ürkün katliamından kaçan yüz binlerce Kırgız Türk'ünden birçoğu yolda donarak, birçoğu da açlık sonucunda hayatını kaybetmiştir. Kasım Tınıstan ailesi de Ürkün katliamına, Ürkün kaçına katılmıştır ve ailesiyle beraber Kulca şehrine gelmişlerdir. Bu şehirde varını yoğunu satan aile hayvancılıkla veya işte başkalarının yardımıyla hayatını devam ettirmeye çalışmıştır. Çarlık Rusya'sına karşı 1916 yılında ve bütün Kırgız, diğer Kırgızlar gibi Çin'e kaçmış, kaçmak zorunda kalıyor Tınıstanov ailesi. Kasım'da o bir buçuk yıl kadar Çin'e gitmiş oluyor ve Kırgızların o Ürkün dedikleri isyan sonucunda Çin'e kaçmanın bütün bedellerini, bütün zorluklarını görmüş oluyor. Daha sonraki eserlerinde olsun, anılarında olsun, bu şiirlerinde olsun, bu hayatı, inanılmaz zor hayatı yansıtır. Tarihler 1917 yılının güz aylarını gösterirken Rus ordusundan kaçarak Doğu Türkistan'a sığınan Kırgızlara Rusya'da devrim olduğu, Çarlık rejiminin devrildiği, durumların değiştiği haberi gelir. Bu habere inanan Kasım Tınıstanov'un ailesi de 1917 yılı sonlarına doğru vatanlarına dönmek için yayan olarak yola çıkarlar. Ve kendi köyleri Çırpıklı'ya dönmeyerek Karakol şehri yakınındaki Tepke köyüne, Tınıstanov'un annesinin o yıllara göre ekonomik durumu iyi olan akrabalarının yanına giderler. Ondan sonraki hayatı Karakol şehrinde geçiyor ve Karakol'da bir dayılarının işlerine uğraşmış oluyor. O sırada 18 yaşında olup 18 yaşındaki bir şiirinde bu 18 yaşının boşuna geçmiş olduğundan yanıyor. 18 yaşında yazdığı bir şiirde şöyle diyor. Tüpkü maksat çın çıkarın bilemin, işin emin kat kat kasan biremin, mezgil cetip kula çırbay muhitke, 18 yaş bekir öttün küyümün diyor. 18 yaşının ya boşuna gitmiş olduğu, eğitim alamadığından yanıyor. Şöyle Türkçesi, asıl maksat ki gerçekleşir bilirim, bunun için andımı da içerim, bunca zaman kula çırmadan muhide, 18 yaş boşa gitti diyelim. Kasım Tınıstanov, 1919 yılında Taşkent'teki Kazak-Kırgız El-Agartu'u Enstitüsü'nün hazırlık bölümünde okur. Yüksek eğitimini ise 1920-24 yılları arasında aynı enstitüde tamamlar. Kasım, 1921-1924 yılları arasında 24 şiir ve bir poema bitirir. Yine Kırgızca olarak kaleme aldığı, Maryam Menen Köl Boyunda adlı kısa hikayesi
1924 yılında Caz Kayrat adlı edebiyat dergisinde yayımlanır. Aynı yıl çocuklar için de 18 kısa hikaye kaleme alan Tınıstanov, bu hikayeleri Oku Kitabı adındaki ders kitabına alır. Bu hikayeler genç Kırgız edebiyatının nesir türündeki ilk örnekleri olma özelliğini de taşımaktadır. O 19 yaşından şiir yazmış, Taşkent'te okurken Kazak dilinde şiirleri yazmış, Kazak gazetelerinde, Kazak bu dergilerinde yayımlamış. Onun ilk şiir kitabı Moskova'dan yayımlanmış. Bu Kasım'ın şiir kitabı diye ad ile. O Rusça değil, o Kırgızca şiirler. Kırgızca eserler, sonra arasında Kazakça yazılan eserleri de dahil edilmiş. Bu Kasım Tınıstanov birinci Kırgızlardan içinden, birinci bu Rus edebiyatından Kırgızca'ya eserleri çevirmiş. Mesela bu Kırılov diye çok büyük yazarı var. Eserlerin, fabuların Kırgızca'ya çok başarılı çevirmiş. Özellikle Kırgız neslinin ilk örneklerinden olan Maryam Menen Gölboyunda, yani Maryam ile Gölboyunda adlı eserini yazmıştır. 18 hikayeyi bir araya getirerek yazmış olduğu okuma kitabı, dil bilimle ilgili yapmış olduğu sayısız eserler, vermiş olduğu sayısız eserler, büyükler için alfabe, Kırgız dili, Kırgız Türkçesi morfolojisi, Kırgız Türkçesi sentaksı gibi çok sayıda eserle geride bıraktığı büyük bir mirası Kırgız halkına yadigar olarak bırakmıştır Kasım Tınıstanov. Öğrencilik yıllarında yazmış olduğu şiirlerin topladığı Kasım Irlarının Cıynagında bir de Cangıl Mırza adında Kırgız lehçesinde yazılmış poema vardır. Tınıstanov'un Kasım Irlarının Cıynagından başka şiir kitabı basılmamıştır. Kısaca Türk SSMC denen Taşkent merkezli Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Kazak Kırgız Bilim Komisyonu'nda aylıklı olarak çalışmaya başlar. Ondan sonraki hayatı o şu dayılarının yardımıyla Taşkent'teki Kırgız Kazak Enstitüsü Eğitim Enstitüsü'ne gitmiş oluyor. Orada Kırgızların, Kazakların ilk aydınlarının mektebi diyebileceğimiz bir okulda okuyor. İlk şiirlerini orada yazıyor, ilk makalelerini orada yazıyor. Bilimsel çalışmalarda da orada başlamış oluyor. Onun ilk şiirlerinde o öğrencilik yıllarında yazıyor. Makcan Cumabay onun hocası oluyor, edebiyat hocası olduğundan ondan daha etkilendiği gözüküyor. Kasım Tınıstanov, öğrencilik yıllarında yakalandığı tüberküloz hastalığı nedeniyle birkaç defa uzun süreli olarak hastanede yatar. Yılında 16 Şubat 6 Mart arasında Bakü şehrinde yapılan 1. Uluslararası Türkoloji Kongresi'ne katılan Tınıstanov, Kırgız delegasyonu içinde yer alır ve bu kongrede yeni Kırgız alfabesinin meydana getiriliş prensipleri hakkında bir de bildiri sunar. Müzik
o dönemde ana diline hakim, ders kitabı oluşturacak derecede ilim sahibi olan Kırgız aydın bulunmadığı için ilkokullarda okutulmak üzere ders kitabını Kasım Tınıstanov üstlenmiştir. Ve bu görevi 1924 yılında layıkıyla yerine getirmiştir. Ve 1,5 ay gibi kısa bir sürede bu kitabı oluşturmuştur. Değinelim, Kırgız'ın biliminin temelini atan biri olarak başta Kırgız milli yazısını, en önceden Kırgız milli yazısını oluşturmuş. Önceden bu Arap alfabesinin, ondan sonra Latin alfabesinin, ondan sonra Rus alfabesinin Kırgızlara uygunlaştırmış. Kırgızcaya bu uyarlamış. Bu çok emektir. Kırgız dil bilimi alanında da başka ciddi emekleri vardır. Mesela Kırgız imsalını ilk defa Kasım Tınıstanov oluşturmuştur. Kırgız dilinin gramerini yazmıştır ilk defa. Sonra Kasım Tınıstanov Kırgızca terminolojiyi, onun en büyük dört Kırgız dil iliminde dört emeği, bu milli Kırgız dilin oluşturmuş. Kırgız imsalını, Kırgız gramerini, Kırgız terminolojisini oluşturmuş. Bu ayrı ayrı institutlar yapacak işler, onu tek başına zamanında Kasım Tınıstanov yapmış. Kasım henüz 25 yaşındayken bütün Türk dünyası için çok önemli sonuçlar verecek olan Bakü Türkoloji Kongresi'ne katılır. Ancak 1926 yılında Bakü şehrinde katılmış olduğu 1. Uluslararası Türkoloji Kongresi'nde yeni Kırgız alfabesinin meydana getiriliş prensipleriyle ilgili bir bildiri sunmuştur. Bu bildiride Türk halklarının birbirlerinin edebiyatlarını okuması, birbirlerinin kültürlerini örnek alması ve dillerinin de birbirlerine yaklaşması için Latin harfleriyle oluşturulmuş ortak harflerin belirlenmesini öneriyor. Bir başka konu da Tınıstanov'un o zamanlar bile, yani 24-25. Yıllarda bile Latin harfine geçmenin çok önemli ve Türk dilleri için önemli olduğu görüşünde olması. Yani bugün de hala tartışmakta olduğumuz konu, Kırgızistan hala Latin harfine geçemiyor. O konuyu 25'li yıllarda Tınıstanov gündeme koyuyor ve 24 harf artı bir işaretten oluşan Kırgız alfabesini, Latince Kırgız alfabesini yapmış oluyor. Onu da Bakü 1926 yılındaki Bakü konferansına hazırlamış oluyor. ...1927 yılının Mart ayında Kırgız Özerk Bölgesi Sovyet Sosyalist Kırgızistan Özerk Cumhuriyeti'ne çevrilince yeni kurulan bu idari yapının hükümetinde Milli Eğitim Bakanlığı görevinde bulunan Tınıstanov bu görevde 3 yıldan fazla kalır. Hayatını kısa özetlemek gerekirse Kırgız Otonom Cumhuriyeti'nin ilk eğitim bakanı olarak çalışıyor. Aynı zamanda bilimsel bir dergi yapmaya kalkışıyorlar. Bu da Cengiz Aytmatov'un babası Türkoğlu Aytmatov, ikisi beraber halktan para toplayarak bu şeyi, dergiyi, Canlı Madaniyat Yolunda adlı dergiyi hazırlıyorlar ve aynı zamanda başka işlerinin dışında bu derginin de editörlüğünü yapıyor. ...1930 yılının 1 Eylül'ünde bu görevden, tüberküloz hastalığının ilerlemesinden dolayı kendi isteğiyle süresiz olarak izne ayrılmıştır şeklinde yapılan bir açıklama ile uzaklaştırılıyor.
elbette bu görevden uzaklaştırılmasında tüberküloz hastalığından başka siyasi sebepler de etkili olur. ...1928-31 yılları arasında Can-ı Madaniyat Yolunda dergisinin yazı işleri sorumlusu, 1930-37 yılları arasında Kırgız Medeniyet Kuruluşu Enstitüsü'nde araştırmacı bilim adamı, aynı yıllar arasında Kırgız Pedagoji Enstitüsü'nde ise 1932'den itibaren doçent, 1936 yılından itibaren ise profesör olarak çalışır. Kırgız edebiyatından başka dillere ilk çevirileri de Kasım Tınıstanov yapar. O zamanında Manas destanındaki Çongazat büyük savaş bölümünü Rusça'ya çeviren grubu yönetmiştir. Hüseyin Karasayev diye Kırgız'ın ordinarius bir profesörü vardı. O yazıyor. Manas'taki Almanbet'in destanı adlı bölüm var ya, işte bunu Kırgızcadan Rusçaya tercüme etti. Kasım Tınıstanov tercüme etti. Onun çevirdiği metni okuyarak daktila eden kızın ağladığına şahit olmuştum. Edebi ifadeleri Rusçaya yeterliğini sağlayarak tam çevirebilen bir kişiydi. Kasım Tınıstanov, Turancı Alaş Ordo Partisi üyesi olmak ve bu partinin propagandasını yapmak, daha sonra ise Sosyal Turan Partisi'ne katılmak suçlamalarıyla 4 Ağustos 1937'de tutuklanır. Kasım Tınıstanov'un eserlerine, şiirlerine bu hiç olmadık yerden yersiz ve anlamsız siyasi kusurlar bulmuşlardır. Bu Hüseyin Karasayev'in yazdığına göre mesela Kasım Tınıstanov'un bir satırları varmış. Bu Türkçesi kış gitseydi, kuş gelseydi diye. Ondan da onlar bir siyasi hataları bulmuşlar. Kış diye Kasım Tınıstanov Bolşevikleri anlatıyor. Bolşevikleri gitsin diyor. Kuş diye eski zamanı anlatıyor. Eski zamanı geri gelsin diyor diye suçlamışlar. Bizim için bugün bu çok gülkünçlü. Ve suçsuz yere 6 Kasım 1938'de kurşuna dizilerek idam edilir. İdamından 19 yıl sonra Sovyet mahkemesi kendisine haksızlık yapıldığına karar vererek 1957 yılında itibarını iade eder. Eserlerini okumak uzun süre yasak olur. Kasım Tınıstanov sadece bu Gorbaçov döneminde, Gorbaçov'un yeniden yapılanma yıllarında 88. yılı onu bu okumaya mümkünyet verildi. 88'den Kasım Tınıstanov'u Kırgızlar da başka Türk halkları da ondan itibaren okuyorlar. Demek yasak 37'den 88'e 50 yıldan
fazla zamana sürdü. Mezarının nerede olduğunu öğrenmek için 55 yıl geçmesi gerekir. Çontaş'ta kazılar yapılana kadar kimse bilmez bu büyük kırgızın nerede olduğunu. Orada yani hangi halktan ne kadar iyi yetişmiş insanların çoğu orada kıyıma gitmişler. Şimdi düşünüyoruz da. Yani halkın kaymağı diyebileceğimiz en önde geleni sanatta olsun, bilimde olsun, edebiyatta olsun bu insanların öldürülmesi her toplumda ne kadar engel yaratıyor yani gelişmesine, o halkın gelişmesine. Çünkü Tınıstanov gibi özel bir eğitim sistemi olmadığı yerde birerlerden eğitimini alıp canla başla halkın geleceğini düşünerek çalışan kişilerden bir sürü kişinin bir anda yok olması o toplumda tabii ki geride bırakıyor. Bir korku yaratıyor. Yani sen bilim alsan da ne olacaksın? Yarın öldürüleceksin korkusu. Onun yerine yani git başka bir işle çalış diye insanlara öyle bir korku yaratıyor. O korku maalesef 90'lı yıllara kadar halkın o korkuyla yaşadığını biliyoruz. 37 yaşında kurban gidip halkına bu kadar emek vermiş insanı Kırgızlar çok geç olsa da onu değerini biliyorlar, anıyorlar. Bir büyük üniversite var Kasım Tınıstanov adında. Kırgız banknotların birinde Kasım Tınıstanov'un resmi konulmuş. Sokaklar var, kütüphaneler var. Kasım Tınıstanov anılıyor ve seviliyor. Sevilmeye layık olduğu için.